Herkese selamlar. Sosyal medya kanallarımı takip edenler biliyorlar. Bu hafta göçmenlik avukatlar için çok önemli bir haftaydı. Çünkü senede bir kere düzenlenen göçmenlik avukatlarının katılmış olduğu bir konferans tertip edildi. Bu sene Covid dolayısıyla bu konferansa şahsen gidemedik. Virtual olarak yapıldı, uzaktan yapıldı. Hepimiz kendi bilgisayarlarımızdan, iPad'lerimizden katıldık. Ama konuşulan konular çok önemliydi. Aslında bu konferanslar her sene yapılıyor. Yaklaşık 20 yıldır bunlara devam ediyoruz. Mesleki anlamda kendimizi geliştirebilmek ve gelişmeleri takip edebilmek için. Bu konferansların başka bir özelliği de çoğu zaman panellere devlet yetkililerinin katılıyor olması. Göçmenlik Bürosu'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'ndan yetkililer katılarak son gelişmeleri, problemleri, güncellemeleri bizimle paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. İkinci önemli konu, Trump döneminde 4 sene boyunca böyle bir paylaşımın devlet yetkilileri tarafından yapılmaması idi. Fakat Biden'ın gelmesiyle devlet yetkilileri tekrar bizimle gelişmeleri paylaşmaya başladılar. Ben de bu konferanstan kısa bir özet çıkarttım. Önemli gelişmeleri, vize konusuyla ilgili son gelişmeleri, göçmenlik hukukuyla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa kısa konuların üzerinden geçmek istiyorum. Bu gelişmelerden sonra da Ankara ve İstanbul'daki güncel göçmen ve göçmen olmayan vize randevuları ile ilgili son bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün anlatacağım konular biraz geniş olduğu için ve hepsini bir videoya sığdırmak mümkün olmayacağı için videoyu ikiye bölerek yayınlamanın daha uygun olacağını düşündük. Dolayısıyla ilk kısımda bazı gelişmeleri anlatacağım. Daha sonraki yayınlanacak bölümde de geri kalan gelişmeleri, güncellemeleri anlatıyor ve paylaşıyor olacağım. Öncelikle Çalışma Bakanlığı ile ilgili olan güncellemeler. Çalışma Bakanlığı bilindiği gibi Amerika içinde PERM dediğimiz Green Card sürecinin ilk safhası olan başvurunun, aynı zamanda H1B başvurularındaki Labor Condition Application dediğimiz formun, yine H2B başvurularındaki Labor Condition formun onaylandığı kurum. Çalışma Bakanlığı'nın görevi göçmenlik hukuku sisteminde kısaca Amerikan vatandaşlarının ve Green Card sahiplerinin göçmenlikten etkilenmemesini, kötü bir şekilde etkilenmemesini sağlamak olarak özetlenebilir. Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu güncellemede PERM yani Green Card başvurusu için yapılan başvuruların aşağı yukarı 9 ay sürdüğünü, bu PERM başvuruları için Prevailing Wage Determination denilen maaş istemlerinin de yaklaşık 120 gün civarında sürdüğünü söyledi. Aslında buradaki hedef 3 ay ama şu anda 4 aya çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığı'nda da COVID kaynaklı bazı gecikmeler var. Fakat Çalışma Bakanlığı'nın daha çok eleman alarak bu konulara eğilmesi ve süreleri daha da azaltması bekleniyor. Covid gibi çok önemli bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen ve Amerika'da ciddi şekilde işsizliğin artmış olmasına rağmen bu dönemde Çalışma Bakanlığı'na göndermiş olduğumuz dosyaların çok fazla etkilenmemesi gerçekten benim Covid süresince çok dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi oldu. Yani şunu demek istiyorum, iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu başvuruları hala çok büyük bir başarı ile devam ediyor. Çok ciddi bir şekilde bu konuda dosyaların approve edilmesi, dosyaların kabul edilmesi söz konusu. Çalışma Bakanlığı'nın Covid döneminde özellikle kaybedilen Amerikan vatandaşlarının, Green Card'ların kaybettikleri işleri göz önünde bulundurarak bu başvurulara çok daha ciddi eğilmesini, çok daha fazla sorgulamasını bekliyordum. Evet, sorgulamalar biraz arttı ama iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu hala çok iyi bir şekilde çalışıyor ve çok başarılı bir şekilde dosyalar kabul ediliyor. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Güncellemelere göçmenlik bürosu yani USCIS ile devam edelim. Bilindiği gibi USCIS Biden hükümetinin gelmesiyle bir dizi Trump uygulamasını nihayetlendirmişti ve eski düzenlemelere, eski göçmenlik bürosunun doğru sistemine doğru bir akış söz konusuydu. Bu konferansta biraz daha ileriye dönük planlar hakkında fikir sahibi olabildik. Devlet yetkilileri bunları bizimle paylaştı. Sanki en önemlisi 539 ve 765 dosyalarına Premium Processing Servisinin getirilmesi olarak ön plana çıkıyor. Bunun Türkçesi Amerika içinde yapılan çalışma izni başvurularına ve Amerika içinde yapılan statü değişikliği başvurularına hızlandırma servisinin getirilmesi olarak özetlenebilir. Bilindiği gibi hızlandırma servisi sadece belli dosyalar için Amerika içinde yapılabilen, göçmenlik bürosuna ekstra bir harç ücreti ödenerek yapılabilen bir servis.
Bu sadece belli dosyalarda yapılabiliyor. Şimdiye kadar çalışma izni başvuruları için veyahut da statü uzatma veya değiştirme başvuruları için bu yapılamıyordu. Fakat Biden hükümetinin bunu bir tasarı halinde ele aldığını ve belki de önümüzdeki birkaç ay içinde ama en geç sene sonuna kadar bu tasarıyı kanunlaştıracağını ve akabinde Premium Processing Service'inin bu başvurulara da getirileceğini öngörebiliyoruz. Bu ne demek? Ekstra bir ücret yatırarak 15 gün içinde çalışma izni almak, 15 gün içinde statünüzü değiştirmek anlamına geliyor. Bu gerçekten göçmenlik hukuku açısından çok büyük bir devrim olur. Özellikle de bu iki form grubuna bunun uygulanması, gerçekten COVID sürecinde en çok uzayan dosyalara uygulanması bu bizi çok sevindirdi. 765 dediğimiz çalışma izni başvurusu ki şu anda 6 ile 9 ay arasında sürüyor bunu alabilmek. Yine statü uzatması, statü değiştirmesi 9 ay 12 ay sürebiliyor. Bunlara Premium Processing Servisinin getirilmesi bu dosyaların 15 gün içinde sonuçlanması demek. Umarım bu düzenleme geçer ve en kısa sürede bu dosyaları Premium Processing yapma hakkına sahip oluruz. Göçmenlik Bürosu'ndan başka bir güncelleme başvuru harçlarının arttırılmasıyla alakalıydı. Bilindiği gibi Trump yönetimi zamanında başvuruların harçlarının arttırılması teklif olarak sunulmuştu fakat mahkeme iptal etmişti. Trump döneminde yapılan harç ücretleri artışı daha çok mümkün olduğu kadar insanlara başvuru yaptırmamak için yapılan bir başvuru harcı artışıydı. Yeni yönetim biraz daha başvuru harçlarını arttırmak istiyor. Dosyaları hızlandırmak için, daha çok kişi işe almak için. Ama Trump hükümetinde olduğu gibi çok dramatik artışlar söz konusu olmayacak. Daha az miktarda artışlar, küçük artışlar söz konusu olacak. Bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Sadece böyle bir artış yapmanın kendi planları içinde olduğunu biliyoruz. Ne kadar olacak kısmı henüz belli değil. Bu belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız. Göçmenlik Bürosu'nun açıkladığı başka bir gelişme, public charge kuralının ki Trump public charge'ı çok daha ağır uygulayacak bir yöntem çıkartmıştı. O kaldırılmıştı Biden hükümeti tarafından. Biden hükümetinin bu public charge kuralı bir daha yazboz tahtasına dönmesin diye bunu bir regulation haline, bir kanun haline getirme durumu söz konusu olabilir. Böyle şeyler konuşuluyor şu anda. Bunun bir regulation haline getirilmesi demek, Göçmenlik Bürosu'nun artık bunu bir politika olarak, bir memorandum olarak kendi içinde yayması ve uygulaması değil, bir rulemaking process dediğimiz kanun yapıcı bir süreçten geçerek bunu bir regulation halinde ortaya çıkması ve kolay kolay değiştirilememesi demek. Bu alanda Biden hükümetinin attığı adımları tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten public charge özellikle göçmenlik karşıtı bir hükümetin başa geldiği dönemlerde çok aleyhe kullanılabilecek olan bir düzenleme. Biden'ın bunu bir kurala ve yönetmeliğe bağlaması hepimiz açısından çok iyi olacaktır. Göçmenlik Bürosu'nun başka bir açıklaması DACA ve DAPA ile alakalıydı. DACA bilindiği gibi küçük yaşta Amerika'ya gayri yasal olarak gelen fakat Amerika'da green card almak isteyen çocuklarla, gençlerle alakalı. DAPA da onların aileleriyle alakalı bir düzenlemeydi. Şu anda Senato'da ve mecliste en mutabakat sağlanabilecek konu DACA'ya, yani küçük yaşta Amerika'ya gayri yasal olarak gelmiş olanlara yasal bir statü vermek üzerine kurulu. Biden hükümeti bunun en kısa sürede kanunlaştırılacağının müjdesini verdi. Aynı zamanda bu kişilerin ailelerine de yeni bir düzenleme getirilebileceğini bildirdi. Bunlar çok fazla detayı verilen şeyler değil, sadece bir anons olarak duyurulan şeyler. İleriki günlerde bunların detayları çıktıkça sizlerle tekrar paylaşabiliriz. Göçmenlik mahkemeleriyle ilgili birkaç güncelleme var. Göçmenlik mahkemelerinin ana görevinin gerçekten çözümlenemeyen davalara bakmak olduğunu, dolayısıyla tarafların, özellikle devletin takip etmek istemediği davaları mahkeme huzuruna getirmemesi gerektiği hakimler tarafından bir kere daha hatırlatıldı. Aslında burada tabii priority'ler dediğimiz öncelikler gündeme geliyor. Bilindiği gibi Trump hükümeti önceliklerini bütün Amerika'daki yasal statüsü olmayan kişiler olarak açıklamıştı. Halbuki Obama hükümetinde ve daha sonra gelen Biden hükümetinde öncelik Amerika içinde statüsü olmayan ve cezaya karışmış, suça karışmış, ciddi kanuni ihlalleri bulunan kişiler. Yani devletin kısıtlı imkanlarını bu kişiler üzerine daha çok odaklayarak onları mahkemeye verip onları sınır dışı etmeye odaklama şeklinde olmuştu. Mahkemelerle ilgili bu açıklama, hakimlerin bu açıklaması da
aslında Obama hükümetinin ve Biden hükümetinin politikasının daha doğru bir politika olduğunu kanıtlayan bir konu olmuş oldu. Göçmenlik mahkemelerindeki başka bir güzel gelişme, Covid'den kaynaklanan bazı durumların bize öğrettiği koşullarda biraz daha video konferans sisteminin, Zoom gibi mesela WebEx diye bir sistem var, bunun daha çok mahkemelerde kullanılarak kişilerin uzaktan ifadelerinin alınabilmesi, avukatların uzaktan davalara katılabilmesi gibi metotlar üzerinde çalıştıklarını bildirdiler. Güncellemeleri takip etmek için kanala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Çünkü şu anda çok hızlı gelişiyor her şey. Bunları mümkün olduğu kadar hem YouTube kanalımızdan hem de sosyal medya kanallarından duyurmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.